Evet arkadaşlar, hani iftardan sonra böyle bir uyku çeker. Biliyorsunuz değil mi? Yemek yedikten sonra şeker yükselmesi olur. İşte burada parasempatik sinir sistemleri devreye giriyor. Yani neydi parasempatikler? Sindir dinlenme yolundaki sinir sistemi merkezlerimiz. Oysa biz sempatik sinir sistemi merkezlerimizi devreye sokarak vücudumuzun savaşçı merkezini sürekli harekete geçirerek vücudumuzu zinde ve formda tutmalıyız. Yani sempatikler gün boyu aç kaldığınızda, Ramazan ayında oruç tuttuğunuz zaman sürekli olarak devrededir zaten. Vücut aç kaldığı için depolarda bulunan yağlardan aldığı enerjiyi bizi hayatta tutmakla görevli olduğu için kullanır. Yani iç organların çalışma düzeni, yine kalbin çalışması ve tüm sistemin çalışması için yağlardan aldığı enerjiyi sürekli olarak kullanarak yağ yakımını gerçekleştirir. Ve bu açlık süresi boyunca sempatiklerin metabolizmayı çalıştırması en üst seviyededir. Ve iftar zamanı vücuda karbonhidrat, protein ve işte her türlü besin ve gıda girdikten sonra da sempatikler biraz geri çekilir. Bu esnada parasempatik sinir sistemi merkezleri devreye girer. Yani nedir bunlar? Sindir dinlenme yolundaki sinir sistemi merkezleri. İşte sindir dinlenme yolundaki parasempatikler biz yemeği yedikten sonra hemen harekete geçirerek bizi uyku moduna sokar. Yani hani böyle bir şey, kendime ihtiyacı duyarsınız. İşte biraz uykum var, işte dinleneyim dersiniz. İşte bunun nedeni budur arkadaşlar. Fakat biz ne yapacağız? Parasempatikleri devreye sokmadan hemen yemekten sonra, biraz geçtikten sonra uyku çöktüyse hemen sempatikleri yine devreye sokmak için ayağa kalkacağız ve yürüyüş yapacağız. Herhangi bir egzersiz yapacağız veya namaz kılacağız. İşte arkadaşlar, ve yine parasempatiklerin bir suçu yok aslında arkadaşlar. Parasempatiklerin görevi de budur zaten. Parasempatiklerin asıl amacı nedir? Sempatiklere enerji kaynağı sağlamak için durduğumuz zamanlarda, beslendiğimiz zamanlarda bizi sindir dinlen modunda tutarak bu yediklerimizi, bu vücudumuza giren karbonhidrat olsun, protein olsun, bütün bu vitamin ve mineralleri vücudumuzda ilk önce karaciğerde depolamaya başlar ve daha sonra vücudun her tarafına depolayarak vücudun yağ tulumuna dönmesini sağlar. Kötü bir amacı yoktur. Amacı sempatiklere vücudun ihtiyacı olduğunda, yani vücudumuz zor duruma düştüğünde, vücudumuzun işte acil bir durumla karşılaştığında enerji kaynağı olması için sempatik sinir sistemi merkezlerinde bu depolamayı öncesinde yapmaya başlar. İşte biz hayatın konfor alanından çıkmadığımız müddetçe bu depolama sürekli olarak sürdüğü için yağ tulumu olmamızın nedenleri buradan kaynaklanıyor. Yani sempatikleri sürekli olarak devrede tutmuyoruz. Yani ekstra olarak sempatiklerin zaten görevi vardır. Sempatiklerin işte bizi hayatta tutmakla, iç organların çalışma düzeniyle, kalbin çalışma düzeniyle alakalı olarak zaten görevleri mevcuttur. Fakat ekstra olarak göreve dahil etmek zorundayız onları. Yani nedir? Vücudumuzu sıkıştırmak. İşte anlatıyorum, sempatik sistem antrenmanlarla beraber tekrar sayılarını yanıncaya, tükeninceye, sonlanıncaya kadar yaparak sempatikleri devreye sokabilir ve vücudun acil durum butonunu harekete geçirerek, yani vücudun koruma sistemini harekete geçirerek vücudun sempatik sistemlerini devreye sokar, hormon patlamasıyla birlikte 200'e yakın hormon patlaması ve ATP patlamalarıyla birlikte vücudun nükleer enerjileri, vücut hem doğal yoldan kasların hormonlarla beslenmesi hem de vücut bağışıklık sisteminin yine doğal hormonlarla en sağlıklı seviyeye gelmesi için ve yine ATP patlamalarıyla birlikte hücrelerimiz, hücre çoğalması ve hücre bölünmesiyle beraber vücudun iç organları, cildimiz, kas sistemimiz ve bağışıklık sistemimiz tekrar baştan yenilenerek müthiş bir sağlıklı forma ulaşır arkadaşlar. İşte vücudumuzun müthiş bir sistemi vardır. Bunu nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Siz de iftarlardan sonra, yemeklerden sonra hemen ufak tefek hareket etmeye özen gösterin. Parasempatikleri devreye sokmayın arkadaşlar. Parasempatikler sürekli olarak bizi konfor alanında tutmaya çalışıyor. O yüzden de bu şekilde, yani yağ tulumuna dönmeye başlıyorsunuz. İşte sempatikleri devreye soktuğunuzda da vücudunuz kendi doğal hormonlarıyla birlikte müthiş bir forma ulaşıyor. Çok karmaşık gibi görünen fakat basit, yine anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Önemli olan ne yerseniz yiyin, ne içerseniz için mutlaka ama mutlaka hareket edin arkadaşlar. Spor da bir ibadettir. Görmüş olduğunuz gibi kalbinize inancınızı koyun ve hareketlerinizi yapın.
vücudunuza iyi bakın. Biz yaratılış gereği, yaratılış fıtratımız gereği hareket üzerinde programlanmak.